Evet değerli dostlar, yeni bir sektör haber programıyla karşınızdayız. Sen Tarım ve Hayvancılık tarafından düzenlenmiş olan yaklaşık üçüncüsünü yaptığımız, inşallah seri olarak Türkiye'nin birçok bölgesinde yapılacak olan Buzalar Ölmesin ve üretici, tüketici bilgilendirme toplantıları için Batman'a geldik. Sektör analiz programıyla bunları sizler için ekrana getirdik. Şimdi de tabii gelmişken, burada hocalara da yakalanmışken artı burada bir çiftçimiz var, örnek bir çiftçimiz. Onun da çiftliğini bulmuşken bir sektör haber programı da çekelim dedik. Özellikle Batman biliyorsunuz Güneydoğu tarım ve hayvancılıkta ülkede gerçekten belli bir potansiyele sahip olan yerlerimiz. Hem mera olarak hem de bunun yanında hububat deposu olarak Güneydoğu, Doğu Anadolu gerçekten bu ülkeye lazım bir bölge. Biz de bütün bu konuları genel manada bir konuklarımla beraber konuşacağız. Yanımda konuklarım var. İlk olarak ben sözü aynı zamanda ev sahibiydi. Biz teşekkür ediyoruz. Güzel bizi ağırladı. Batman Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birlik Başkanı Sayın Nimetullah Hocama veriyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum efendim. Siz de hoş geldiniz Batman'ımıza. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi güzel ağırladınız. İyi bir ev sahibi oldunuz. İsterseniz siz bir Damızlık Birliği'nin faaliyetlerinden bahsedin. Onlar için bölgedeki hayvan yapısından bahsedin. Biraz sıkıntılar var. Onları da konuşacağız. Buyurun. Evet. Ben Nimetullah Durmaz, Batman Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda Teknikerler Birliği, Veteriner Sağlık Komisyonu Başkanıyım. Yaklaşık bir senedir Damızlık Sığır Birliği Başkanlığı yapıyorum. Batman mevcut 300 tane üyemiz var. Bu üyelerimize hizmet ediyoruz. Silaj hizmeti vereceğiz üyelerimize. Onunla ilgili şu an çalışmalarımız var. Bütün üyelerimizin doğan buzaklarına destekleme veriyoruz. Suni tomlama hizmetleri yakında başlıyor. Onunla ilgili çalışmalarımız var. İl müdürlüğü ile görüşmelerimiz var küpeyle ilgili. İnşallah uygun bulurlarsa il müdürümüz küpelemeyi birlik olarak yapmak istiyoruz. O yönde çalışmalarımız var. Tarım danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kendim de bir hayvan sağlıkçısıyım. Hem kendim hem de zooteknist arkadaşlar var yanımızda çalışanlar birliğimizde. Onlarla birlikte danışmanlık hizmeti de sunuyoruz. Üreticilerimizin hizmetindeyiz. Batman'ın hayvancılığın gelişmesi için elimize ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu konuda sizin de belirttiğiniz gibi dün bir seminer düzenledik. Buzaklar Ölmesin semineri. Bakanlığımızın 2018 yılı buzağı yılı ilan etmesiyle ilgili olarak böyle bir seminer düzenlemeyi planladık. Bütün üyelerimizi ve üye olmayan hayvan sahiplerini de davet ettik. Çok güçlü bir ekiple girdik. Ekibimizde Sayın Batman Valimiz Ahmet Deniz Bey vardı. Tarım İl Müdürümüz Nurettin Kıyas Bey vardı. Borsa Başkanımız, Ziraat Odası Başkanımız. Ekip komple sağlam olduğu için gümbür gümbür gürledik. Maşallah 450 insanın katılımıyla bir seminer düzenledik. Çok aşırı yani koskoca 400 kişilik salon doldu. Siz de gördünüz ayakta insanlar kaldı. Çok güzel bir seminer oldu. Buradan katılan bütün hayvan sahiplerine, bütün yetiştiricilerimize, üyelerimize de katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Evet. Tabii başkanım biz dünkü seminerde de bunu gördük. İnsanlar bilgiyi aç. Tabii eksikleri de var bunun yanında. İsterseniz şu anda Batman bölgesinde hayvancılık noktasında ne durumdayız? Biraz daha detaylandırmanızı rica ediyorum. Bir de ben değerli dostlar orada dünkü bir iki çiftçimiz bize geldi. Küpeyle ilgili sıkıntılar olduğunu söyledi. Tabii burada Türkiye genelinde biliyorsunuz birlik yapıyor ama burada Tarım İl Müdürlüğü yapıyor bunu. Dolayısıyla bunun da mantıken Damızlık Birliği'ne geçmesi lazım. Sayın Müdür'ün de bu konuda hassas olacağına inanıyorum. Çünkü hala küpesi olmayan, küpe problemi olan dün üreticilerimiz geldi. Bize de söylediler. Bunu da çözüleceğine inanıyoruz. Ben bölgeyi biraz daha detaylandırmanızı rica ediyorum. İnsanlar da aynı zamanda bilgiyi aç. Yani öğrenmeyi istiyorlar. İşte biraz sonra Özgür Hocam'la konuşacağız. Bir tane izleyicimiz dün geldi orada ya dedi ben hoca dedi buzağı öldürdüm dedi. Yani onun biraz tek detayını hocayla konuşacağız ama sizden biraz daha bölgenin hayvansal detayını rica ediyorum. Sıkıntılar neler? Mera problemi var? Girdilerin pahalı, yemlerin pahalı. Siz tabii birlik başkanısınız bunları biliyorsunuz. Sizden almak isteriz. Batman ilinde il ve ilçelerin toplamında ortalama 86 bin tane kayıtlı hayvan var. Bu 86 bin hayvanın dışında muhakkak kayıtsız olan az bir miktarda vardır. Öyle gözüküyor. Bunların tümüyle ilgili sıkıntılar var. Sıkıntı nedir? Yem girdisinin pahalı olması. En büyük sıkıntı bu. Yem fiyatları yüksek olduğu zaman maliyet yükseliyor ve vatandaş zarar ediyor. Süt fiyatı çok düşük. Yani istediğimiz fiyata sütü pazarlayamıyoruz. O tür sıkıntılar var.
Ya, o konuda işte çalışmalarımız var dedik. Belki bazı firmalarla anlaşıp üyelerimizin sütünü toplayıp onlara verme yönünde bir çalışma içerisindeyiz. Mardin bu konuda çok iyi, aktif. Mardin aktif Evet. süt birliği o konuda biraz Evet. çalışma sarf ediyor ve bizde şimdi süt firmaları süt aldıkları zaman sözleşme gereği yılın 12 ayını istiyorlar. Bizim Batman bölgesinde de sadece bahar ayında fazla süt var. Öbür aylarda süt yok. Yani satılabilecek süt yok. Vatandaş genelde kendisi sütünü idame ediyor. İşte yoğurda çevirip satıyor ya da peynir yapıyor. Ondan dolayı satış sürekli arz etme süreklilik arz etmediği için 12 ay boyunca orada biraz sıkıntı var. Orada duraksıyoruz. İşte yem fiyatı düşerse vatandaş daha rahatlar. Yani bakanlık ithal hayvan ya da ithal et getireceğini ithal yem de aslında getirebilir. Yani yem fiyatları biraz düşerse bence girdi fiyatı düşeceği için kar oranı yükselecektir ve hayvancılık daha çok gelişecek. Ya başkanım, biz gerekiyor uçsuz bucaksız ovalar var. Bu kadar ovada biz hala kesif yeme, tabii kesif yeme şimdi hocam diyecek olmazsa olmaz ama yani onu yeterli ama onun haricinde biz bu hayvansal alanda kullanılan birçok yediği de kendi elde etmemiz lazım. Yani biz konuda Yem bitkisi açısından biraz evet. gerideyiz Batman Evet. olarak. Yani onu itiraf Çünkü ediyorum. inanılmaz alanlar var. Gördüm ben gerekiyor. Çok geniş alanlarımız var fakat çoğunu buğday ve mercimeğe ayırdığımız için yem bitkisi olarak biraz gerideyiz. Çok sarf etmiyoruz. İnşallah vatandaşlarımız bilinçlenirse. Gerçi son yıllarda silaja doğru bir meyil var. Artık insanlarımız silaj ekiyor. Silajı biçiyorlar. Birinci ürün hatta ikinci ürün ekenler var. O yönde bir çalışma var. Silaj pik seviyeye çıktı Batman'da. Ani bir çıkış yaptı bir de. Fakat hala da yetersiz. İnşallah daha sayı artarsa, miktar artarsa o daha çok bir verim olacak yani. Mera dediniz hocam, bakanlığın Mera bölgesi ilan edilen illeri var. 31 il. Maalesef ama teessüf Batman içerisinde yok. Ciddi mi? Yok. Yani Mera'mız olmasına rağmen Batman o illerin içerisinde yok. Onunla ilgili hem Batman milletvekilimizle bir görüşme sağladık. Bakanlıkla da görüşüyoruz. Yani bakanlık inşallah bizi Mera bölgesi ilan eden illerin içerisine koyarsa çok sevineceğiz. Çünkü destekleme miktarı da artacak. Hayır, bu mantıksız bir şey. Yani böyle bir yerde Mera'nın olmaması, Mera var, ilan edilmemesi çok mantıksız bir şey. Merhaba mesela yanı başımızda Muş aynı Evet. o Mera bölgesinde, Van Mera Orada bölgesinde. herhalde petrol çıkaracaklar o meraları da. Yani Doğru. bakanların öyle bir niyeti var. Yani Mera bölgesi bizim çok ihtiyacımız var. Çünkü özellikle desteklemeyle ilgili artış %50 bir artış var. Mera bölgesi ilan edildiği zaman ve hakikaten Mera'mız var. Yani Ya Batman olması lazım başkanım, şehir mantıksız ya. merkezi hariç bütün ilçelerdekiler, köydeki bütün vatandaşlarımız hayvanlarını Mera'ya salıyor. Kimse evde beslemiyor. Buna rağmen konulmadı. Her ne hikmetse bilemiyorum. İnşallah orada da bir düzelme olsa daha bir rahatlayacağız yani. Peki. Uzatalım mikrofonu bizim buradaki ev sahibimiz. Sizleri bir tanıyalım. Çiftlikle ilgili bilgi rica ediyorum. Kaç baş yapıyoruz? Cinsleri neler? Bir de tabii bizde tanışmanız Özgür Hoca ile bir tanışma hikayeniz var. Onu da rica ediyorum sizden. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi özellikle hoş geldiniz. Köy TV olarak bize geldiniz, şeref verdiniz. Size teşekkür ederim. Özellikle Özgür Hocama hoş geldin. Bir de Batman Damızlık Başkanımıza hoş geldin diyorum. Gerçekten şunu diyelim ilk önce. Bizim Batman Damızlık Birlik Başkanı Nimetullah Bey gerçekten çabalıyor. Yani hizmet ediyor. Şimdi biz Diyarbakır'a bağlıyız. İlimiz ayrı, onlar Batman ve ta ki burada mesela diyelim ki arkadaşlarını, Özgür Hocamı bir de grubunu buraya kadar getirmiş bizim sorunlarımızı dile getirmek için falan. Çok teşekkür ederim. Özgür Hocama şimdi çok çok teşekkür ediyorum. Onunla tanıştığım için çok gurur diyorum. Evet. Şimdi benim bir sıkıntım vardı buzak ölümü nedeniyle. Zaten buzak ölümü Türkiye'de yaygın. Hatta Diyarbakır'da seminer falan oluyorlar. Hani dün Batman'da seminer falan Evet. yaptık, katıldık falan da Diyarbakır'da oldular, gittik katıldık falan. 2017-2018 arasıydı. O zamanlarda şöyle bir durum oldu. Yani 3 aydan, 4 aydan, 5 ay içerisinde 10 buzak, 15 tane buzak falan kaybımız oluyordu. Of. İshal ve öksürük. İshal ve öksürük. Ya araştırıyorum işte şu ishal tamam mikrop kapıyor ama şu öksürük ne? Veteriner hakimlere falan gidiyorum anlatıyorum. Dedim ki işte bizim buzaklar öksürüyorlar, ishal oluyorlar. Diyor al sana ilaç, al sana bilmem şarup bilmem ne falan. Hal olmuyor ondan dolayı ben de tatmin olmadım. Şimdi ne yaptım? Düşündüm dedim ki çalışanlara dedim ki arkadaş dedim ki işte
Siz biberonla süt içtiriyoruz biz bu buzaklara. Biberonların ucu açık. Delikleri çok açık. Zaten buzak da gıdası süttür. Suta hasrettir. Açtır. Mesela sütü içtiği zaman, kızla içtiği zaman akciğere falan gidiyor. Ödem oluyor orada. Virüs, ishal birbirine bağlanıyor. Ondan dolayı dedim ki işte biberonlar da falan. Onlar da kulak vermediler. Yani sanki ama ondan siz düşünüyorsunuz değil ama emin değilsiniz. Evet, evet, evet. Ben de kendime dedim ki belki de haksızım, evet, yani ondan değildir. İsmini verelim. Bir hakim arkadaşa gittim, veteriner arkadaşa gittim Silvan'da. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Anlattım şimdi anlattığım gibi. Ya dedi git işte sen bir üreticisin. Başımıza beytar mı olacak, veteriner hakim mi olacak, doktor olacak. Ondan dolayı öyle bir hiçbir şey yoktur. Ondan dolayı değildir. Bana ilaç milaj verdiler. Ondan sonra Diyarbakır'da seminer oldu. Uludağ Üniversitesi'nden hocalar geldiler falan, gittik katıldık. Anlatırlar buzak ölmesin, buzaklar ölüyorlar işte, ölümü yaygın, ishal, öksürük falan filan. Ama demiyorlar ki nedendir, nedeni söyleyin. Tamam ben de biliyorum, herkes de biliyor, ölüyorlar, ishal, öksürükten ölüyorlar. Niye ama o? Nedeni söyleyin. Kimse şeyi anlatamadı. En son öğlen istirahatını çektik, yemek falan yedik. Masada il müdürüm, Diyarbakır il müdürümüz vardı. Bir de her iki hocalar, Dicle Üniversitesi'nden hocalar falan. İzah ettim, dedim ki bu sıkıntılarımı izah edeyim, hele onlar ne diyorlar. Dedim ki hocam işte öksürük ve ishal. Dedim ki sabahtan beri anlattınız, buzaklar ölüyor ama nedeni anlatamadınız. Ya nasıl anlatamadık dedim, ben bir şey anlamadım. Dedim ki biberonlar şöyle bir duruma, biberonların ucu açık hani şimdi anlattığım gibi. He. Ondan dolayı olmasın, kendimi haklı çıkartmak için. Taraf arıyorsun evet, geri. Evet. Adam yakamı tuttu inanın. Yakamı tuttu diye niye bize hatırlatmadın bunu? Sabahtan beri mikrofonu uzatıyoruz dedi ki işte sıkıntılarını bana hatırlasaydın. Ben kendimi daha tatmin olmamışım da haklıyım, haksızım mı? Ondan dolayı. Ondan sonra yani kısa bir aradan televizyon, bir akşam televizyon, evden televizyon izliyorum, Köy TV. Hiç tanımıyorum. Baktım ki bir tane veteriner hakim orada elinde biberon. Aynı düşüncelerimi, aynı başıma gelenleri anlatıyor. Diyor ki işte biberonun deliği şu kadar açıksa, açık olduğu için buzak işte hızla o sütü içtiği zaman haline akciğere fırlıyor, akciğer orada ödem tutuyor, ishal oluyor, öksürük oluyor. Aman inanın koltuktan fırladım. Koltukta dedim tamam buldum, dedim ben haklıyım. Gittim televizyonun ekranına imza attım. Dedim ki bu insanın dediklerine imza atıyorum. Ondan sonra şey yaptım, mesaj gönderdim, WhatsApp'la arkadaşlık falan filan, ondan dolayı tanıştık. Çok çok teşekkür ederim Özgür hocama. Evet, teşekkür ederim. Evet, ondan sonra personellere dedim ki işte tespit ettik, bundan dolayıdır. Şey yapalım, biberonlarımızı kontrol edelim. Gittim biberonların başlıkları yeni aldım. Dedim ki sakınsız, çünkü onu da bakıcının da rahatı vardı orada. Hani açıksa çabuk içiyor, o da gidip hemen oturuyor. Tabii canım. Ha şimdi diyelim ki biberon orada mesela açıksa 10 dakikada içiyor. Açık değilse yarım saatte mesela diyor ki ancak o sütü bitiriyor. Ondan dolayı kalktık şey yaptık. Onlara yer, biberonlara şöyle kaynak demirler falan filan. Onların yeri yaptık. Şimdi buzaklarım ishal ve öksürük yok. O programdan sonra hocayı da dinledim, kendini de haklı çıkarttım. Ondan sonra buzaklarım ölmüyor. Peki abi sizi bir tanıyalım, onu anlatmanız. Kendinizi bir tanıtınız da. Mehmet Latif Ek, Diyarbakır, Bismillah, Karatepe. Siz baştan anonsu Batman yaptık ama Diyarbakır'a bağlı. Batman'la evet. Diyarbakır arasında. Evet, evet, Diyarbakır, Bismillah, Karatepe. Mevkiiniz. Evet, kooperatif başkanıyım. Dediğim gibi işte biz Diyarbakır'a bağlıyız. Batman'da gelip... Nimetullah hocam gelip bizim sıkıntılarımızı, sorunlarımızı dile getiriyor, sahip çıkıyor. Sıkıntı olmasın başkan. Çok 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 teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür size de, ona da, herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi sıkıntılarımız, buzak ölümü ben öğrendim. Evet. Ben tavsiye ediyorum. Evet. Tavsiye ediyorum. Mesela diyelim ki köylerde buzak ölümü olmuyorlar. Mesela bizim köy 30 hanedir, 30 aile. Her aileden diyelim ki 4 tane ineği var, 5 tane ineği var, 2 tane buzağı var. 3 tane buzağı, ama buzağı ölmüyor. Gidip araştırıyorum hocam. Buzağı ölmüyor. Niye? Ya mesela orada diyelim ki buzak annenle sabah annenle sütü meme, evet, anne emiyor. Evet. Akşam annen emiyor. Orada biber mikrobu olmuyor. Bir de ahırlar diyelim ki 2 tane buzak için 90 metrekare. Diye çok ya.
mikrop kapmıyorlar. Onlardan ölüm olmuyorlar. Yalnız büyük işletmelerden ha bile ölüm oluyorlar. Ben onlara tavsiyem, benim tavsiyem biberon. Özgür hocam anlattığı gibi. Ona bir üyün, onu takip edin. Özgür Yıldırım'a takip edin. Ben burada bir reklam yapmıyoruz. Mesela diyelim ki Özgür hocam, Özgür hocam buzak satmıyor. Özgür hocam ticaret abi yapmıyor. Abi sen gerçek neyse onu söylüyorsun. Evet. İnanın evet, çok evet, memnunum. O programdan sonra ben de uyudum. Buzaklarım ölüyor. Ne ishal ne öksürük hiçbir şey, gidip bakacağız. Hiç ölüm falan yok. Yani tavsiye ediyorum büyük işletmelerden haftada bir dezenter. Buzaklarını, özellikle buzaklarını yedin. Anaçlar, yine de anaçlara, düvelere falan bir şey olmaz. Buzak çok naziktir. Buzak başlık sistemi zayıftır. Şimdi hocama bir şey soracağım. Hocam şimdi 3 günlük ağız sütü falan içtiriyoruz. Güzel. Yine de kurtarmıyor ki o başlık, daha başlık güçlenmek için. Şunu senden rica ediyorum, bir araştır. Mesela diyelim ki buzak doğduğu zaman septisime yapıyoruz mesela, zehirlemeye karşı falan. Evet. İyi, o güzel bir şeydir. Onun gibi bir şey, başlık kazanmak için herhangi bir mineral, bir vitamin, bir ilaç, onu bir araştır. Şimdi dış devletlere gidiyorsun, senin elin uzun, onu bir araştır. Buzak doğduğu zaman ağız sütüyle yardımcı olmak bilmesi için bir iğne, bir mineral, bir vitamin, onu bir araştır bize. Çünkü başlık buzak çok naziktir. Evet. Mikroba karşı dayanıksızdır falan. Şimdi de haftada bir büyük işletmelere, bizim gibi işletmecilere haftada bir sünmemiş kireç, buzakların altına sünmemiş kireçler, bir de dezenfekte haftada bir iki sefer dezenfek. Ondan sonra biberon da içtirdiği zaman, sütü içtirdiği zaman buzaklara. Özgür hocama uyum, ben de uydum, tavsiye ediyorum. Buzakların deliği evet açık olmasın, ne ishal ne öksürük olmayacak. İnanın kim uyarsa kar edecek, Türkiye'de buzak ölümü azaltacak. Teşekkür ederiz abi. Evet. Özgür hocama mikrofonu uzatalım. Özgür hocama çok teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz. Kara kız da burada arkamızda. Hocam beraberiz yine. Evet. Tabii dün güzel bir seminer oldu. Ben önce Sentarım'a, size, bütün başkanıma, sayın valimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir proje oldu. Tabii çiftçimiz yaşadıklarını doğal olarak anlattı. Bu bir realite, gerçek. Sizden önce kısaca işin boyutları var işte. Dün de anlattınız. Hijyen olması lazım, aşıların olması lazım. Biberon olayı çok önemli. Genel manada bir değerlendirme rica ediyorum. Hem programı hem buradaki ortamı neler söylesiniz? Şimdi ben öncelikle Köy TV ailesini, Sen Tarım ailesini, birlik başkanlarımıza ve hepsinden öncelikle üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bizim amacımız bu kaybettiğimiz hayvanlarımızı buzağdan başlayarak ülkemiz ekonomisine tekrar katmak. Dün çok basit bir hesap yaptık. Ülkemizde kaybolan buzağı sayısını ve buzağının değerini çarptığımız zaman 1 milyon TL buzağı kaybı sadece. Artı ilaç ve diğer kayıpları da katarsak bu 2 milyon TL'ye yakın bir yıllık bizim kaybımız var. Biz bunları ülkemizde tutmamız gerekiyor. Gerek et, gerek süt ithalatını önlemek için, hayvan ithalatını engelleyebilmek için bu hayvanlarımızı yaşatmamız gerekiyor. Dilimiz döndüğü kadar sizlerin vasıtasıyla da ülkemizin değişik yerlerini, coğrafyalarını dolaşıyoruz. Anlatıyoruz. Sağ olsun Latif Bey de az önce anlattı. Güzel bir tanışıklığımız oldu. Biz bu seminerlerde gittiğimiz yerlerde neyi anlatıyoruz? İşletme kökenli olduğumuz için, çiftlik kökenli olduğumuz için nerede hata yapılabilir? Kırılma noktaları nelerdir? Onları anlatıyoruz. Bunların hepsini biz maalesef yaşadık, gördük. İşte çok basit bir örnek. Latif Bey yaşadı. Buzağı biberonlarındaki emziğin süt akış yerinin genişliği. Evet. Çok basit bir örnektir bu. Bundan dolayı buzağı kaybediyoruz. Olmaması gereken bir şey. Ben ufak patadan büyük aşı konusunu özellikle orada inceliyorum. Ama en çok benim dikkat ettiğim şey hijyen. Annenin doğum yaptığı yerden itibaren buzağının yaşadığı alanın hepsinin hijyenini sağlam tuttuğumuz zaman, aşılarını kuru dönemden itibaren düzgün yaptığımız zaman biz bu buzağlarımızı sağlıklı bir şekilde yetiştirip verimli nesiller elde edeceğiz. Bu hayvanlarımızı biz ülkemize tutacağız.
Biz kazanacağız, ülkemiz kazanacak, buzağlarımıza sahip olacağız. Bizim yapacağımız bu. Bildiğimiz, gördüğümüz, olması gereken şeyleri biz böyle sizlerin de vasıtasıyla anlatıyoruz. Umarım faydalı olabiliyoruzdur. Bir buzağın hayatını bile kurtarabilsek bu bizi çok mutlu ediyor. Bu sayıları kurtardığımız, yaşattığımız, verimli hale getirdiğimiz hayvanların sayısını arttırmak için çabalıyoruz. Sizlerin de bu konudaki destekleri için hepinize çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim ama tabii sürede, bu program süresi 45 evet. dakika, çok kısıtlı. Evet. Ben size özellikle dünkü ben sunumunuzda şu dikkatimi çekti, hijyen olarak. Şimdi bulunduğumuz çiftlikte gerçekten tertemiz, inekler çok hoşuma gitti, yatak evet, sistemi falan. Evet. Hatta kum orada yatağı. Siz bir eski çiftlik gösterdiniz ama önemli olan zemin. Evet. İsterseniz biraz burada hijyenden de bahsedelim, sonra mikrofonu el alıyor, uzatacağız. Şimdi biz hijyen hayvanın yattığı yer, gezdiği yer. Zaten hijyen skorunu hayvanın vücudu kendisi gösteriyor. Buradaki hayvanlara bakıyorum, tertemizler. Ayak tırnaklarına bakıyorum, meme yapılarına bakıyorum, vücutlarına. Temiz yer. Bu hayvanlar, temiz yerde yaşattığımız hayvanlardan sağlıklı ve kaliteli sütler elde edeceğiz. Genital organlarda, rahimde herhangi bir problem olmadığı için doğum sonrasında daha çabuk bir şekilde yavru elde edeceğiz. Çabuk gebelikler sağlayacağız bu hayvanlarda. Aynı şekilde buzağları da temiz yerde sakladığımız zaman onlarda sağlıklı bir gelişmeler elde edeceğiz. Hep söylüyoruz, yani yatırımı üstte değil, yatırım biz alta yapmamız gerekiyor. Üstten mutlaka belli bir koruma şartlarımız var ama asıl yatırımı hayvanın yattığı yere yapmamız gerekiyor. Aslan yattığı yerden belli olur derler. Bunu sağladığımız zaman, Latif Bey bunu da sağlamış. Evet, benim çok hoşuma gitti. Yani tertemiz, evet. Yani hayvanlar temiz, tertemiz, yani çok güzel, kondisyonları çok güzel. Bu şekilde işletmelerin ben ülkemize çoğalmasını ve kazançlı, bereketli verimler elde edilmesini canı gönülden temenni ediyorum. Her gittiğimiz yerde de bunları anlatıyoruz. Biz bunu yaparız, biz bunu beceririz ve biz bunu yapacağız. Peki hocam, teşekkür ederim. Başka yolumuz yok. Evet, mikrofonu size bir uzatalım. Bu projedeki amacımız neler, sizden almak istiyorum. Bir de tabii özellikle Ruminant grubunda da iddialısınız. Bu grupta evet. Neleriniz var, evet. Sizden almak istiyorum. Vallahi öncelikle ben tabii ki birlik başkanıma, valime, Köy TV'ye, hocama çok teşekkür ediyorum. Burada bizim esas amacımız dünkü toplantılarda gördüğünüz gibi ürün tanıtmak değil. Biz bunu bile belki programda da görüşmüştük. Hani ben hatırlıyorsanız fabrikada çekim yaptığımız zaman ben aynısını söyledim. Tekrar aynısını söylüyorum. Ürün benim için yani tabii ki önemli ama mucize değil. Önce çiftçilerimiz bilinçlenmeden zaten bu kayıpları önleyemeyiz. En önemlisi bizim için o. Ve burada önemli olan şey şu, bize sen tarım olarak zaten bir sosyal sorumluluk hissediyoruz bu konuda. Ve biz de memleket meselesi diyoruz. Hep o şekilde konuşuyoruz. Ve kurtarılan her bir tane buza ekonomiye bir katkı sağlıyor bizim için. Hocam dediği gibi. Biz de Sentarım olarak tabii ki elimizi taşın altına koyuyoruz. Evet. İnşallah da daha da iyi olacak. Ve kurtarabildiğimiz, bilinçlendirebildiğimiz her bir çiftçi, her bir buza ekonomiye bir katkıdır bizim için. Evet. Peki biraz ürün gamlarından da bahsedin isterseniz. Neler var kısaca? Tabii, tabii ki. Evet. Şimdi Sentarım olarak firmadan bahsedecek olursak 30 seneden beri biz bu işi yapıyoruz. Yem katkı üretimi yapıyoruz. Ben hemen hemen 3. nesil sayılırım firmada. 3. nesil sayılırım. Ve ürün portföyümüzde biz önce bu işe kanatıyla başladık. Bundan diyorum ya işte belki 30 sene evvel. Ondan sonra şimdi kanatlı üretimlerimiz var. Büyükbaş, balık üretimimiz var. Balık premiksleri. Sonra sıvı vitaminler yapıyoruz. Küçük ürünler yapıyoruz. Veteriner ürünler yapıyoruz. Yani ürün gamımız bayağı geniş bu konuda. Sağdaki arkadaşlarımız sağ olsunlar. Her zaman yeni ürünlerle karşımıza çıkıyorlar. Şu ürünleri yapalım, bu ürünleri yapalım. Ve ona göre de biz de yolumuza bir şekilde devam ediyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Şu Erol Bey de alayım azıcık şöyle bir. Gel. Gel sen gel, gel abi. Gel. Bize bu bölgenin, bu bölgede bize ciddi ev sahipliği yaptı. Bölge sorumlumuz Sentarım'dan. Sayın Erol abimiz bugün kırmızılar giydi. Son kapanışta seni alalım. Ama öncelikle teşekkür ediyorum. Bu bölgedeki yaptığımız bütün programlarda sen bize destek verdin. Görüşlerini, duygularını alalım. Programı kapatalım. Abi sabahtan sarı demiştik değil mi? İtalya neydi? Sarıydı. Yeşil miydi, sarı mıydı? Sarıydı ama kırmızı çıktı. Kırmızı çıktı. Yine teşekkür ederim bilginize. Evet. Bilginize çok teşekkür ederim. Ben konuyu fazla dağıtmadan özellikle Köy TV Cemil Bey'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Sentarım ailesi olarak teşekkür ediyorum.
Hocama çok teşekkür ediyorum. Üreticime çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda beni yalnız bırakmadığı için kadim dostum Nimetullah Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bize ilgi çok güzeldi. Bizim öne çıkan ürünlerimize Serdar Bey dokunmuyor ama Nutrikaf diyorum, muzağlar ölmesin diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Üreticimiz son bir şey söyleyecek herhalde, onu da kapatalım. Evet abi. Gerçekten buzak, bir de bir slogan var. Dünyanın geleceği çocuk, bebek. Ahırın geleceği buzak. Doğrudur. Şimdi zamanımız varsa sıkıntılarımız mesela dile getirmek istiyorum. 2-3 dakika alalım abi. Bölgeden evet, evet. Bizim sosyal medyada geçenlerden gördüm. Adam televizyona bir tane çiftçimiz yani üreticimiz falan televizyona çıkmak için derdini anlatmak için televizyona çıkmak istiyor. Kimse sahip çıkmıyor, televizyona çıkamıyor. Televizyonu yere bırakmış, televizyonun üstüne çıkmış. Kendini sıkıntılarını dile getiriyor. Allah'a çok şükür sizin Köy TV'mizi ailesine falan teşekkür ediyorum. Geldiniz bizi bu sıkıntılarımızı o arkadaşlar gibi başımıza gelmedi. Sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Sıkıntılarımız şöyle. Evet. Şimdi Türkiye'de niye hayvan azaldı, niye azalıyor falan. Gerçekten çok önemli. Bazen düşünüyorum keşke Tarım Bakanı olsaydım ben diyorum. İnanın bir iki sene içerisinde yani Türkiye'de çok basittir. Çok basittir yani Türkiye'de 6-7 sene size önce gibi. Önce gibi sıkıntılar olmayacak. Neden oluyorsa diye. Gerçekten işin üzerine bir gidelim. Yaylaları serbest etsin. Batman gibi bir il 4 katlı 5 katlı apartmanın altında adam hayvan besliyor. Şimdi başkanımız burada. Yalansa desin ki yalandır. Evet niye? Arkadaş diyorum ki işte binanın altında bodrumundan hayvan besliyor. Benim mesleğim budur. Yaylada yasak yaylaya gidemiyorum. Yaylaları serbest etsin. Göçerler çalışkan. Bizim millet çalışkan. Biz çalışkanız. Şöyle kazanacağız. İnanın ben kendim gibi kimseyi görmüyorum ki benim kadar çabalıyor, çalışıyor, bakıyor, hayvanlarına bakıyor, çiftliğine bakıyor. Ya bakıyorum, çalışıyorum, bakıyorum ki kasada para yok, kazanamıyorum. Niye? Süt ucuz. Şimdi burada devlet ne yapsın? Süt toplama merkezi yapsın. Şimdi ilkbaharda... Peynir fabrikası yapsın, evet, sanayi evet, yapsın. Evet, evet. Şimdi ilkbaharda süt satma sıkıntısına giriyoruz. Süt toplama, diyelim ki Mardin, Diyarbakır arasında... Ofis gibi mesela diyelim ki buğday alıyorlar yani evet. Devlet diyelim ki şeker pencere alıyor buğday evet. Alıyor falan ofisi var. Su toplama merkezi yapsın. Mardin Diyarbakır arasında Siirt ve Van arasında her bir iki ilin üç ilin arasında su toplama merkezi yapsın. O zaman zaten süt para etmiyor ki. Şimdi burada inanın yem kesit yem olmasaydı yem pahalılığı olmasaydı. Şimdi burada diyorsunuz geçen biraz önce dedin ki ya her taraf açık saçık buğday var arpa var onunla olmuyor. Fabrika yemi olmazsa zamanla olmuyor. Şimdi burada sahmal bir hayvana günde 35 kilo yem veriyorum. 13 kilo fabrika yemi, 23 kilo sıraj veriyorum. Ondan sonra 3,5 hayvan başı, 3,5 balya samanı veriyorum ben. Burada o kadar saman kullanmıyorum ki. Ama etraf doğru saman da yaramıyor ki o. Fabrika yemi çok pahalı. Fatura üzerinde. Mesela diyelim ki benim hayvanlarım tespitli, sistem, evet. Fatura üzerinde yem aldığım zaman bana bir indirim yapsın. Diyelim ki çiftçilere, üreticilere, herkes tespitlidir. Orada diyelim ki Latif Bey senede ne kadar mazot yakıyor, şimdi yemim hazırlayana kadar mazot yakıyorum. Orada bana bir destek versin. Şimdi sıkıntılarımız bu. Şimdi dün Batman Valimiz çıktı, dinliyorduk, seyrediyordum. Avrupa'da hayvancılıktan, tarımdan birinciyiz. Nereden birinciyiz ya? Biz, hocam sen Avrupa'ya gidiyorsun, nereden birinciyiz? Yani ben Vali Bey'e orada katılmıyorum. Evet katılmıyorum. Yani net. O öyle bir şey yok. Bir üç ay, dört ay önce bizim başbakanımız çıktı yani. Harbi de konuşalım burada. Başbakanımız çıktı dedi ki tarımda birinciyiz diye biz. Tarımda Avrupa'dan birinciyiz. Mecliste herkesten güldü. Ben de altına mesaj yazdım. Evet. Yorum yazdım. Dedim ki ben de güldüm. Nereden birinciyiz? Kendimizi deve kuşu gibi misali kafasını kumun altına koyuyor, güdesi hep içeride, dışarıda diyor ki ben kendimi saklamış. Evet. Öyle değil. Ben yetkilerimden, bakanımdan, devletimde hükümet kim olursa olsun, hangi hükümet öne gelsin falan çiftçilere
üreticilere, hayvancılara, uğraşanlara unutmasın. İnanın dünyanın yükü çiftçilerin sırtındadır. Türkiye'nin yükü çiftçilerin, hayvancılığın üzerinde. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyeyim. Tamam. Çok önemli bu, evet, konuya çünkü. Hocam mikrofona konuşursan. Çok önem veririm bu konuya. Onu mutlaka söylemek istedim. Her gittiğim yerde söylüyorum. Mera ıslahını bizim yapmamız gerekiyor. Gerçek bir şekilde mera ıslahını yaparak hayvancılığı mera hayvancılığına çevirmemiz, evet, gerekiyor. Evet. Teşekkür ederiz. Yani bölgesel olarak koyunsa koyun veya işte sağmal olmayan hayvanlar, mutlaka mera ıslahsız olmaz bu işler. Sedat Bey bir şey diyecek mi? Kapatalım. Vallahi tekrar söylüyorum, dediğim gibi biz Centerm olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız bu konuda. Bu bizim için sosyal bir proje gibi bir şey. İnşallah daha da başarılı olacağız. Bu arada da tabii ki bu işi gerçekleştirmemizde arkamızdaki büyük bir ekibimiz var. Erol Bey var, İbrahim Bey var, Burak Bey var, Abdurrahman Bey var, Berna Hanım var. Bundan ayrıyeten Bandırma Merkezi'ndeki arkadaşlarım var. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar. Başkanım, son sözünüz varsa alalım, kapatalım. Ben vedalaştırayım. Ben Batman'daki bütün hayvan sahiplerini, Damızlık Sığır Yaşı Birliği'ne üye olmaya davet ediyorum. Şimdi birlik zamanı sloganıyla bütün üye kayıtlarımız başlamıştır. Başarı ekip işidir. Çok güçlü bir ekibimiz var. Üyelerimiz bu ekibe dahil olursa kazanacaklar. Devlet normalde üyelere 350 veriyor. Tohum atmaları durumunda 500 TL veriyor. Yani tohum parasını iade ediyor. 500 TL daha fazla destekten faydalanabilmek için lütfen birliğe üye olun. Şimdi birlik zamanı. Birlik diyoruz. Olalım diyorsunuz. Birlik olalım. Evet. Değerli dostlar, teşekkür ediyoruz. Tabii biz her programda şunu söylüyoruz. Türkiye kendi kendine yeten 7 tarım ülkesinden bir tanesiydi ama geldiği nokta şu anda işler acısı. Şimdi ben abimin yaşadığı sıkıntıyı binlerce yerde gördüm Türkiye'nin etrafında. İnsanlarımız diyor ki kardeşim biz bu ülkenin insanıyız. Üreteceğiz. Üretmekten yana sıkıntı yok. Gece gündüz ben ahırda yatarım, çalışırım ama ya kazanamıyorum ki, niye yapacağım? Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük problemi bana göre tarımı bilen insanlar tarafından yönetilmiyor. Tarım sektöründen bahsediyorum. Diğer konuları konuşmuyorum. Sayın Bakanımız iyi niyetli ama kendisi tarım ve hayvancılığı bilmiyor. Tabi bize çok kızıyorlar ya, işte muhalefetle alakası yok. Gerçek gerçektir. Türkiye'de eğer siz bu kadar imkana rağmen hala yurt dışına hayvan getiriyorsanız, bu kadar imkana rağmen hala bu sıkıntıları yaşıyorsanız, bu insanlar bu kadar çalıştığı halde para kazanamıyorsa, hocam da biliyor. Aynı hayvandan biz 5 kilo süt alıyoruz, adamlar 15 kilo süt alıyor. Adamların yıllık devlet desteği 10 lira, bizde 1 lira. Şimdi diyorlar ki bunlarla yarış. Nasıl yarışacağız? Dolayısıyla buradan yetkililere sesleniyoruz. Eğer siz bu mantıkla devam ederseniz, eti ithal getirdiniz, sütü ithal getirdiniz, her şeyi ithal getirdiniz. Yakında çiftçide bulamayacaksınız. Herhalde dünyanın birçok bölgesinden ithal çiftçide getirsiniz diyorum. Sayın Başkanıma, Sayın Tarım'a, tabii dünkü ev sahipliğinden dolayı Mardin Valimize ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Şu anda bizim bulunduğumuz yer tabii Batman'da, Diyarbakır arası ama Bismil değil mi abi? Evet. Bismil'deki yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki sektör haberde görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Köy TV'den köyler yaklaşıyor.